124 gün annemle birlikte eylemimizi Adalet Bakanı'nın önünde sürdürdük. Tabii bu süreçte Adalet Bakanı'yla 3 görüşme yaptık. Bir seferinde de Adalet Bakanı yardımcısıyla görüştük. Bu görüşmelerde hem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hem Adalet Bakanı yardımcısı annenin haklı olduğu, davasında ve mücadelesinde haklı olduğunu bize teyit ettiler. Biz de dedik ki madem anne haklı, annenin bir oğlu 6 yıldır cezaevinde rehin tutuluyor. Bir an önce oğlunu tahliye etsinler ve yargılanma devam etsin. Tamam dedi, biz yapacağız, uğraşacağız. Bu süreç bu şekilde ilerledi ve bu arada iki duruşma yapıldı. Her duruşmaya gitmeden önce mutlaka Adalet Bakanı'yla görüşürdük. Tamam, bu duruşmada adalet sağlanacak, hak yerini bulacak şeklinde bize temennilerde bulundu. Ve duruşmaya gittiğimizde de maalesef herhangi bir gelişme olmuyordu. Bütün mahkeme heyeti tarafından bütün hukuki taleplerimiz reddediliyordu. Karşı tarafın taleplerini de hepsi kabul ediyordu. Biz kabul edilmez bir durumdur. Eğer bir adil bir yargılama yapacaksa her iki tarafında hukuki talepleri kabul edilmesi gerekirken maalesef mahkeme heyeti taraflı davranıyordu. Adalet Bakanı son duruşmadan sonra bizimle herhangi bir iletişime geçmedi. En son duruşmaya giderken tamam gereken yapılacak, adalet sağlanacak şeklinde bize geri dönüş yaptı. Orada adalet sağlanmayınca bu sefer bize telefon aracıyla dönüş yaptı. Dava 3. ağırda gözüküyordu. 4. ağıra itirazda bulunan 4. ağırda adalet sağlanacak şeklinde bir görüşme gerçekleştirdik. Ama maalesef bir ayı da o süreçte bekledik. 4. ağırda tutuksuz yargılama talebimizi reddedince eylemimizi meclise taşımaya karar verdik. Çünkü Adalet Bakanı bu konuyla ilgili gerçekten uğraştı, çabaladı. Ama maalesef aciz kaldı, yetersiz kaldı. Sadece Adalet Bakanı şu an yaptığı tek iş hamasettir. Başka da adaleti sağlamak konusunda, adil yargılama konusunda sadece bizim için değil, hiçbir davada bir etkisinin olmadığının kanısına vardı. Evet, meclis kapandığı gün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan bir randevu istedim. Benimle görüştü. Kaygılarımı anlattım. Adalet Bakanı'nın da eylemimizi sürdürdük. Adalet Bakanı uğraştı, çabaladı, yetersiz kaldı. Ve ben burada bir milletvekiliysem, milletvekili olmamın en önemli sebebi adaletsizliğe karşı verdiğim mücadeledir. Ve 6 yıldır gözyaşı döken bir anne var. Bu konuda Meclis Başkanı'ndan talebim, meclis olarak, yani milletin meclisi diyorlar, mağdur olan bir anne var. Büyük bir adaletsizlik ailemize karşı yapılmış ve bu adaletsizliği çözme konusunda meclis başkanından bir inisiyatif almasını istedim. Meclis başkanıyla samimi bir görüşmemiz oldu. Tamam, bana 15 gün süre verin. Eğer ben adaleti sağlama konusunda bir şey yapmasam ondan sonra gelin eyleminizi mecliste başlatın dedi. 15 gün geçti, 20 gün geçti. Maalesef olumlu bir dönüş yapmayınca biz de eylemimizi meclise taşıma kararı aldık ve bugün de eylemimiz, meclisteki adalet talebimiz, adalet mücadelemiz bir ayı geride bırakıyor. Evet, eylemimizi meclise taşıdığımızda daha önce iki talebimiz vardı. Katliamı yapanlar yargılansın, suçsuz haksız yere rehin tutulan kardeşimiz bırakılsın diye iki talebimiz vardı. Eylemimizi meclise taşıdığımızda bir talebimizi daha ekledik. Dedik olayın tarafı da bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Sadece kendi milletvekili, katliam yapan kendi milletvekilini dinleyerek miting meydanlarında ailemiz aleyhinde konuştu ve bu konuşmalar yargıyı etki altında bıraktı. Bu konuyla ilgili bütün gerçekler, hakikatler ortaya çıktı. Devlet 6 yıl aile geçmişimizi araştırdı. Herhangi bir örgütle bağlantımız olmadığını açıkladı. Ve bizim Cumhurbaşkanı'yla görüşme sebebimiz anneden helallik istesin istedik. Anne 6 yıldır gözyaşı dökürse bunların sebeplerinden birisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Dedik anneden helallik istesin ve bu şekilde bir görüşme istedik.
Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı, bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı'yla görüşeceğiz. Gerekli randevu sağlayacağız yani ilk önce. Ama herhalde Meclis Genel Sekreteri aracıyla bize dönüş yaptığında, yani açıkça söylenmese de Cumhurbaşkanı bu görüşmeyi kabul etmemiş, reddetmiş. Herhangi reddetme konusunda, kesin reddetme konusunu açıkça söylemediler. O konuya dair bize herhangi bir açıklama yapmadılar. Sadece adaleti sağlamak konusunda meclis olarak elimizden geleni yapacağına dair bize söz verdi. Bir hafta sonra Meclis Genel Sekreteri bize dönüş yaptı. Tabii ki bu eylemimizi meclise taşırken zaman zaman müdahaleler de oldu. Dün de müdahale oldu. Önceki günlerde de müdahale oldu. Ve müdahaleler olduğunda da Meclis Genel Sekreteri de herhalde vicdani duyguları ağır basınca yanımıza geliyordu ve süreci bize aktarıyordu. Bize aktardığı da biz gerekeni yapacağız. Anne haklıdır. Sabredin.